Oğlum, canım. Ay evimin neşesi. Ay evimin neşesi gelmiş, evimin neşesi gelmiş. Kurban olurum ben sana. Bana bak Meral. Kızım sen şu anana bir doldurmuyor musun kontür her ay? Yani Hafize aşk olsun. İnsan şunu bir haber vermez mi? Bir telefon açacaksın ya. Ya ablam. Ben olmadan annen tuşları göremiyor ya ondan. Ha. Başıma ne geldiyse hep bu merhametimden. Bıraksaydım da şuncağıza elin oğlumu kaçırsaydı. Devrilmiş yatmış kütük gibi. Umurtusundan tüm güvercinler pat pat altına. Tamam. Tamam bak Allah aşkına daha fazla konuşmayın. Zaten içim bir kötü oluyor. Bir daha tövbe. Ya bak işte geçti gitti. Bak babası. Özlemiş özlemiş bakıyor seni. Bak. Kızım benim. Sanki senin ne işin vardı? Nereden içti de güneşin alnında kalktın, parka gittin ha? Hem de git orada denk gel bizimkine. Meral'in işi bunlar, Meral'in. Hımır hımır evden öyle kaçar gibi gidince halasıymış. Giyindiğim gibi fırladım arkasında. Ya anne, evsiz adam dedim ya işte. Hangi evsiz evin hangi adam? Kırıştırdığı adam. Be Rabbim Allah günah yazmasın. Meral hiç öyle şeyler yapar mı Hafize teyze? Değil mi ya? Şey abla, iyilik olsun diye gittim gariban bir adamı doyurdum. Ondan bahsediyor annem. Allah Allah niye yapmayacakmış? Gencecik kız ayol. Yani usulünce, adabınca konuştuğu da olur, görüştüğü de olur kızımın. Öyle değil mi? Ama yeter ki getirip annene tanıştır. E bu kadına da yazık günah değil mi be yavrum? Bu da can taşıyor. Ha? Yani seni kime emanet ettiğini bilmek zorunda anne. Yemin olsun bir gün öyle elinden tutup birine pat diye getirsin. Yok seviyorum evleneceğim neyin diye hiç istemem Sinan gibi. Yedi sülaleye rezil etti kadını. Reddederim vallahi seni. Yatırdım. Uyudu. Yesenize. Ben deli kişiyim.